TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Bir gündem özel programıyla daha sizlerle birlikteyiz efendim. Her hafta gündem özel programında gündemin öne çıkan başlıklarını, gündemdeki gelişmeleri yorumlamaya, değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu gelişmelerle alakalı ne gibi detaylar var? Neleri bilmemiz gerekiyor? Hangi konularda ne gibi gelişmeler oluyor? Tüm detaylarını sizlere aktarmaya çalışıyoruz değerli izleyenler. Bu haftaki gündem özel programında da yine gündemle alakalı önemli gelişmeleri konuşacağız. Özellikle her insanın neredeyse hayatında olan efendim sosyal medyayı, dijital dünyayı konuşacağız. Ne gibi gelişmeler var? Artık sosyal medya ne demek bizler için? Sosyal medyanın hayatımızdaki yeri nedir? Ve bununla alakalı yasa, kanun var mı? Varsa bunlar neler söylüyor? Tüm detaylarını konuşmaya çalışacağız. Özellikle değerli izleyenler, dijital dünya bizler için şu anda çok önemli bir yere gelmişken, onların vermiş olduğu ya da onlarla alakalı, dijital dünya ile alakalı bilmemiz gerekenler neler? Hangi durumlara dikkat etmeliyiz? İleride herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamamak için bunların detaylarını konuşmaya çalışacağız ki yeni sosyal medya yasası hakkında da gelişmeler çok çok önemli. Tüm detaylarını konuşmaya, sizlere aktarmaya çalışacağız. Bir kez daha söylüyorum. Sosyal medya, dijital dünya şu anda hayatımızda o kadar fazlayken bu programda gerçekten önemli. Çünkü bilmemiz gereken çok farklı durumlar var. Detaylarını öğreneceğiz. Efendim bize tüm bu konular hakkında avukat Muammer Uçan eşlik edecek. Muammer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Yalçın Bey. Nasılsınız teşekkür efendim? Teşekkür ederim sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler. Uzun bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Evet. Bayağı oldu değil mi? Oldu. Neredeyse bir sene olmuştur bir ya. Bir sene olmuştur. Evet, Temmuz evet. Ayıydı efendim bu gelişmeler özellikle bilişim hukuku hakkında sizlere başvuruyoruz. Sizler de hiçbir zaman kırmayıp bizleri buraya kadar geliyorsunuz. Önce teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor efendim? Yoğunluk nedir? Neler aktarırsınız? Neler söylersiniz? Valla pandemi nedeniyle zaten birazcık çalışma sistemini değiştirmek zorunda kaldık. Özellikle bir yıldır. Buna da adapte olduk. Şu anda da aynı sistemle hareket ediyoruz. Duruşmalar tabii ki yoğun. Evet, yani evet. Özellikle bir yıla yakın bir aranın ardından evet. Özellikle adli tatilin bitmesiyle başlayan büyük bir yoğunluk vardı. Mahkemelerde hızlı bir işleyişle şu anda bir sakinleştirdi aslında durumu. Gayet iyi şu anda. Yani genel olarak iyiyiz yani. Evet. Pandemiye biraz alıştık değil mi bu şekilde? Tabii pandemiye alıştık. Evet evet kesinlikle. Özellikle efendim siz avukatlar da bu dönemde oldukça sıkıntılar ve sorunlar çektiniz. Tabii. Dosyalarınız galiba birikti doğru mu efendim? Tabii yani bu bir yıllık süreçten dosyalarımız birikti. Duruşma olmadı. İcra takipleri olmadı. Tabii ilk normalleşme sürecinden itibaren adliyelerin açılmasıyla aslında o süreci yeniden başlattık. O süreç cidden yoğundu. Evet evet kesinlikle. Efendim umarız iyi olur sizler İnşallah. İçin de. Ki pandemiyle mücadele yine tüm dünyada devam ediyor. Ülkemizde de devam ediyor. Şu an bir normalleşme sürecindeyiz. Bakalım ne olacak? Normalleşme bize ne getirecek yine? İnşallah iyi şeyler olur. Daha önce yaşadık ama pek olumlu sonuçlar alamadık maalesef. Bakalım bundan sonra neler olacak efendim yaşayıp göreceğiz diyelim. Muammer Bey çok önemli konularımız var gerçekten. Dijital dünya dedim az önce anons ederken. Efendim sosyal medya hesapları dedim. Bunlar artık hayatımızın her yerinde. Özellikle herkesin tamamen bunu herkes diye niteleyebiliriz. Hani çoğunluk diyeceğim ama çoğunluk az kalacak. Bir sosyal medya hesabı, kesinlikle bir akıllı telefonu bulunuyor ve bunlarda da muhakkak bu sosyal medya hesapları falan yer alıyor. Bunlar efendim son dönemde oldukça değişik şeyler olmaya başladı. Değişik değişik iddialar çıktı. Değişik değişik haber başlıkları çıktı gerçekten. Bizim de şaşırdığımız. O yüzden bunlarla alakalı genel olarak konuşmaya çalışacağız. Sizlerden bilgiler alacağız. Bu konuda özellikle çalışmalarınızın olduğunu biliyorum ki bilişim hukuku konusunda da farklı çalışmalarınız var. O yüzden sizleri davet ettik. Kırmayıp buralara kadar geldiniz. Teşekkürler efendim. Dernek faaliyetleriniz devam ediyor mu? Devam ediyor. Özellikle pandemiden sonra tabii ki birazcık hani toplu bir arada olmamız yasak olduğu için sağlık açısından da özellikle bir buçuk yıldır dernek faaliyetleri sadece sosyal medya üzerinden devam evet. ediyor bizim. Derneğiniz ilerleyen dönemlerde ya da hatta şu dönemde çok faydalı bir dernek olacaktır diye düşünüyorum ki şu an öyledir muhakkak ama çünkü bilişim dedik ya efendim evet. bu dünya bizi bu tarafa doğru götürürken o yüzden derneğinizle alakalı yapacağınız çalışmalar da önemli olacaktır. Değerli izleyenler Avukat Muammer Uçan aynı zamanda Bilişim Derneği Kayseri Şube Başkanı çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Efendim dijital dünya ve yeni düzen diye söyleyelim neler söylersiniz? Şimdi Yalçın Bey özellikle son 10 yılda dünya bambaşka boyutlara gitti. Yani
Bu hayatımızın her noktasında aslında dijitalleşmeye, yani dediğimiz yani elektronik ortama geçişin süreci 10 yıl önce başladı. Evet. Bu dünyada tabii biraz daha eskiydi ama ülkemizde tabii birazcık daha ekonomik ulaşılabilirliğin sağlanmasıyla birlikte son 10 yıldır bu elektronik düzene, yani sosyal medya düzeni dediğimiz düzene yavaş yavaş adapte olmaya başladık. Şimdi bu süreçte tabii ki bizler sadece yani sanal alanı sosyal medya üzerinden görmeye başlamıştık vatandaşlar olarak. Yalnız son bir yıldır Türkiye'de özellikle para biriminin de elektroniğe geçtiğini gördük. Evet, yani bunlar ciddi gündemler oldu. İşte Bitcoin, Ethereum gibi sanal kripto paraların ortaya çıkması aslında vardı ama Türkiye'de duyulması, Türkiye'de alım satımının kolaylaşmasıyla birlikte bu yeni düzen dediğimiz, yani yeni normal aslında bu. Yeni normal tüm hayatımıza nüfuz etmeye başladı. Kesinlikle, kesinlikle. Hadi bu süreçte tabii ki insanlar kendi hayatlarına dair verileri bir sakınca görmeden diğer kullanıcılarla paylaşmayı artık normal görmeye başladı. Örnek veriyorum, toplantılar şu anda hani birçok toplantı, kongre, konferans artık internet üzerinden, yani online görüşme üzerinden yapılmaya başladı. Artık bu yeni düzen dediğimiz, yani elektronik ortama girişimiz tamamen tüm hayat platformlarımızda artık nüfuz etmiş vaziyette. Kesinlikle. Artık bu şekilde mi devam edeceğiz? Yani tabii ki Yalçın Bey, işte şu anda örnek veriyorum, eve girdiğinizde, yani şu anda mevcut evlerin tabii şu anda az bir kısmı buna geçmiş vaziyette, akıllı ev sistemleriyle karşılaşıyoruz. İşte akıllı süpürgeler, akıllı elektronik eşyalar, akıllı beyaz eşyalar. İşte siz hiç yanına gitmeden tek tuşunuzla işte kahvenizi hazırlayan, örnek veriyorum fırını açan, ev yerleri süpüren bir teknolojiyle aslında karşı karşıyayız. Tabii bu sadece sosyal medya değil. Aslında tüm alana yayılmış vaziyette. Şimdi tüm her yerde bu sistemlerle karşılaştığımız için artık yeni bu düzene de kontrollü bir şekilde, sorumlu bir şekilde adapte olmak zorundayız. Evet, kesinlikle, yani dediğiniz gibi adapte olmak zorundayız ki bu sistemin de muhakkak getireceği bazı sorumluluklar olacak. Tabii. Değil mi efendim? Mesela onlarla alakalı neler söylersiniz? Ne gibi bilmemiz gerekenler var? Şimdi Yalçın Bey, özellikle biz tabii kişisel verilerin kullanımı, yani paylaşımı noktasında sosyal medya hesaplarına fazlasıyla dikkat ediyoruz. Şimdi tabii bundan 20 sene önce, 25 sene önce işte bir Yalçın yoldaşın ne beğendiğini, ne sevdiğiyle alakalı bir araştırma yapmak oldukça maliyetliydi. Yani bunu araştırmak, bununla alakalı bir analiz yapmak çok ciddi maliyetler gerektiriyordu. Ama daha sonra sosyal medya hesaplarından, yani rızası ile kendi istekli bir şekilde aslında sevdiklerini, beğenilerini paylaşmaya başlayınca bu analizlerin maliyetleri düşmüş oldu. Şimdi işte kullanıcı bakıyoruz işte platformlara ücretsiz, yani hiçbir ücret ödemeden kullanım sağlanabiliyor bu platformlardan. Şimdi bunlar kendilerini nasıl finanse ediyorlar? İşte bu finans noktası kullanıcıların bu verilerinde saklı. Çünkü tüketim odaklı hareketler olduğu için işte kullanıcının neyi sevdiğini, nelere ilgi gösterdiğini tespit edip bununla alakalı kişi algı yönetimi yapabiliyorlar. Yani reklam faaliyetleri üzerinden kişiyi etkileyebiliyorlar. Özellikle bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü kişisel verileri sadece şey gibi düşünmeyelim. İşte örnek veriyorum, ya ben çok önemli değilim, benim verilerimi ne yapacak tarzında hareket etmeyi yanlış görüyorum ben. Daha çok işte ya paylaşım yapacaksa bile bunun o platformun şartlarına uygun şekilde yapılması lazım. Örnek veriyorum, Twitter'da genellikle kişisel düşüncelerin paylaşımı var. Bu kişisel düşünceleri TCK kapsamında suç oluşturmayacak şekilde paylaşması gerekiyor. Yani aslında gerçek hayatta ne yaşanıyorsa sosyal medyada da aynısı yaşanıyor. Kesinlikle. Yani farklı bir platform değil. Evet, bir de efendim sosyal medya hesapları artık tamamen ticari bir alan gibi oldu sanki.
Mesela şu anda baktığımızda yine insanların birçoğunun kullandığı bir Instagram söz konusu. Tamamen ticari bir alan olmuş. Doğru mu efendim? Hani insanlar da bunu bu şekilde kullanıyor. Mesela çok takipçi olan insanlar farklı markaların reklamını yapmak üzere, fotoğrafını, videolarını paylaşmak üzere reklam bedelleri alıyorlar. Ve mesela bunun üzerine de yeni bir şey oluşmuş, görmüşsünüzdür. Ticari alan. Yani orada sadece satış yapılıyor, ürünler çıkıyor. Böyle sanki giriyorsunuz bir internet sitesine, alışveriş sitesine alışveriş yapıyor musunuz gibi şeyler oluyor. Yani tamamen e-ticarete döndü yani, doğru mu? Tabii aslında sosyal medyanın, yani sosyal medya platformlarının %90 amaçlarından birisi de budur. Hı hı. Yani finans gelir elde edemediği, yani bir gelir elde edemediği platformu niye ayakta tutacaksınız? Çünkü cidden maliyetli işler. Öyle hani ya bir yazılım yaz, işte kod yazdık, bir hesap oluşturduk, platform oluşturduk. Alın siz de bunu kullanın. Düşüncesiyle hareket etmiyorlar. Evet. Sizin buradaki verilerinizi alıp, işleyip, analiz edip size uygun ürünleri çıkartıyor. Sonuçta üretici de bunu biliyor. Yani bütün ürünlerini oraya vermektense analize göre ürünleri o platforma koymak onun için de karlı bir alan haline geldi. Dolayısıyla tüm sosyal medya platformlarında aslında bunu görebiliyoruz. Örnek veriyorum, Twitter dedik az önce ama Twitter'ın da reklamlarıyla bu finans sağlanıyor. Yani evet. Twitter'a girdiğinizde de sponsorlu birçok reklam görebilirsiniz. Kesinlikle. Eskiden mesela Twitter biraz daha şeydi böyle. Hala öyle de hani resmi bir şey gibi. Hala o şekilde ama dediğiniz gibi ticari amaçla yine güdülüyor orada da. Efendim şimdi sosyal medya hesapları artık hayatımızın her yerinde değil mi? Bunu öngörebiliriz. Pekala, bununla alakalı hani bilmemiz gerekenler dedik ya, mesela sorunla karşılaşabilir miyiz sosyal medyadaki hesaplarımızla alakalı, yapmış olduğumuz paylaşımlarla alakalı? Tabii ki. Şu anda sosyal medya, yani az önce de söyledim, gerçek dünyada yani karşılıklı ilişkilerde nasıl hareket ediyorsak sosyal medya hesaplarında da aynı sorumlulukla hareket etmemiz gerekir. Yani Türk Ceza Kanunu'nun içerdiği, kapsadığı suçların tamamı yine sosyal medya üzerinden de gerçekleşebilmektedir. Yani bir kişiye hakareti sosyal medya üzerinden yapmış olmanız bunu ifade hürriyeti anlamında söylemiş olduğunuz anlamına gelmez. Hakaret içeriyorsa TCK kapsamında hakaretten sorumlusunuzdur. Ha, bunu söylemişsin, yazmışsın. Tabii. Doğru mu? Aynen. Ya bunlara dikkat etmek gerekiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çok önemli bir açıklaması var. Bir kere duymuştum, izlemiştim. Çok da tuhafa geldi. Şöyle diyor, sosyal medyadan tanışıp, evlenip evet diyeceksiniz. Hakaret ettikten sonra da yargılanmayacaksınız. Hadi oradan diye böyle söylüyor. Gerçekten de öyle bakıldığı zaman. Tabii yani sosyal medya insanların aslında burada, şimdi bunu tabii sizler için söylemem, geleneksel medyada içerik hazırlayıcı tamamen o kanalın sahipleri ve o kanalın programcıları, hı hı, tarafından yapılmaktadır. Yani dışarıdan işte televizyonu izleyenler aslında buranın yayınlarına karar veremeyecektir. Ama sosyal medya tamamen kullanıcıların içerik ürettiği bir yer. Hı hı. Dolayısıyla kullanıcı içerik ürettiği takdirde aslında siz burada ne söylüyorsanız, ondan sorumluysanız, sosyal medyada aynı televizyon kanalı gibi veya bir gazete gibi o hesapta söylediklerinden de sorumludur. Kesinlikle. Bu konuda da devreye siber suçlar giriyor değil mi efendim? Ya bu siber suçlar Emniyet Müdürlüğü'nün içerisinde bu işle uzmanlaşmış personelin olduğu, özellikle sanal alemde işlenen suçların takibinin yapıldığı etkili de bir birim. Hı hı. Takipleri de gayet iyi. Hani birkaç da böyle şu anda hazırladıkları raporlar da görüyorum. Ciddi bir çalışma yapılmış. Hı hı. Evet. Yani kolay tespitler yapılabiliyor artık. Kesinlikle. Pekala efendim, şimdi sosyal medyada özellikle mesela birine ulaşmaya çalışıyoruz. Biri bizimle alakalı hakaret içeren ya da bizi rahatsız eden ya da taciz eden durumlarla alakalı mesajlar atıyor ve de ya da rahatsız ediyor. O kişiyi bulabilir miyiz mesela? Tabii ki bulabiliriz. Şu anda Erişim Sağlayıcıları Birliği zaten eski adıyla Bilgi Teknolojileri Kurumu. Kişilerin bu hesaplarından, yani IP girişlerinden, log kayıtlarından kimlerin kullandığına dair tespitleri yapabiliyor. Hmm, telefonuna mı ulaşabiliyoruz o kişinin? IP, yani girdiği hesabın kimliğine ulaşabiliyoruz. Ya mesela son dönemde de şeyleri görmüştük, örneğin terör örgütü propagandası yapan bazı sıkıntılı insanların
bir anda böyle kendini asayiş ekipleriyle, efendim polis ekipleriyle ya da polis özel harekat ekipleriyle bir arada gördüğünü, mesela bir arada olduğunu da fotoğrafını, videolarını görmüştük, izlemiştik. Yani bulunabiliyor tabii, bu insanlar. Tespit edilebiliyor. Yani kesinlikle. Sosyal medyada işlenen suçların çok 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 profesyonel değilse kullanıcıları, bulunmaması gibi bir şey söz konusu değil. Güzel. Bu önemli çünkü bununla alakalı gerçekten birçok kişi sorun yaşamıştır. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Hani bir nasıl ulaşırım, nasıl yaparım, işte şöyle mi böyle mi falan filan olmuyor. Bir de böyle sıkıntılı durumlar gerçekten sıkıntılı geliyor yani. Tamamen sıkıntılı bir durum oluyor. Bu olay, gelişme gerçekten de güzel. Peki efendim, yeni sosyal medya yasası dediniz. Bununla alakalı neler var, ne gibi yenilikler var, neler aktarırsınız? Şimdi sosyal medya yasasını tabii aktarmadan önce birazcık da öncesindeki süreci kısaca anlatmak isterim Yalçın Bey. Şimdi sosyal medya yasası gündeme gelmeden önce tabii Türkiye'de bu sosyal medya platformlarının maalesef temsilcileri yoktu. Yani uygulamada karşılaşılan sıkıntılar büyük ölçüde şu şekildeydi. İşte ya bir suç işlenmiş, IP tespiti istiyorsunuz veya kimlik bilgilerinin tespitini istiyorsunuz mevcut sosyal platform, medya platformundan. Yalnız bulunduğu ülke bakımından o ülkenin kanunlarından sorumlu olacağı için maalesef Türk devletine, Türk yargısına bir bilgi paylaşılmıyordu. Ve mahkemelerin vermiş olduğu kararlar maalesef çok ciddi uğraşlar sonunda yerine getirilebiliyordu. Daha önceki konuşma programlarımızda da değinmiştik. İşte biz buradan mahkeme kararını alıyoruz. Mahkeme kararından sonra bu karar Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne iletiliyor. Erişim Sağlayıcıları Birliği ise o içeriğin kaldırılması için veya o hesabın kapatılması için mevcut sosyal medya platformuna müracaat ediyor. Yani diyor ki bu hesabı kapatın. Yalnız firmanın örnek veriyorum merkezi Kanada veya Amerika'da, oraya gidene kadar zaten iş işten geçmiş oluyor, aylar geçmiş oluyor. Örnek veriyorum işte bu Instagram'ın kayıt Türkiye'deki avukatı muhataptı. Yani resmi aslında bu işleri yapabilecek temsilci değil ama bunu sorumlu tutuyordu. Yani bununla ilgileniliyordu. Daha sonradan fark edildi ki ya bu medya platformları birçok ülkede temsilcilik açmış. Yani Türkiye'yi açmıyorlar. Vergi vermemek için muhtemelen. Ve yeni bir kanun taslağı oluşturuldu. Bu kanun taslağında sosyal medya platformları 3 saç ayağına oturtuldu. Yani önce dediler ki kullanıcı sayısı 1 milyonu aşan sosyal medya hesap platformları Türkiye'de temsilci atayacak. Bu temsilcileri Türk vatandaşı olacak ve Türkiye'de ikametgahı olacak dediler. Dediler ki Türk Ceza Kanunu'nda yani sosyal medyada işlenen suçlar cezasız kalmayacak. Yani TCK kapsamında işte hakaret, tehdit, suçu ve suçluyu övme gibi suçlar işleniyorsa sosyal medya hesabından bu direkt yine sosyal medya platformuna uygulanacak. Yani kullanıcılarına uygulanacak dedi. Üçüncü ayağı ise hız ayağı dedik. Yani çok yavaş hareket eden bir süreçte onu hızlandırmak için dediler ki mahkeme kararı 24 saat içinde uygulanacak. Uygulanmaz ise 10 milyon TL idari para cezası uygularız. Veya kullanıcı sosyal medya platformuna başvurdu. Buradan bununla alakalı yani bu sorunla alakalı yanıt en geç 48 saat içerisinde cevaplanacak. Cevaplanmazsa yine 10 milyon TL idari para cezası keseriz dedi. Bu sosyal medya yasasıyla gündeme geldi. Şu anda da yürürlüğe girdi zaten bu. Şimdi yapmazsa ne olur dedik. Şimdi çünkü bu platformlar yani internet üzerinde biraz tabii vatandaş şey düşünüyor. Yani bunu yapmazlarsa nasıl bir yaptırım uygulayacak devlet? Şimdi idari para cezası var. İdari para cezasını uyguluyor tabii ki. Ama bunun yanında bizim elimizde iki kuvvetli koz vardı. Birincisi reklam yasağı. Yani reklam yayınlamasına engel olabiliyorduk. İkincisi bant daraltma diyorduk. Şimdi bant daraltma işlemi şu. İnternet sitesini otoban gibi düşünün. Yani 8 şeritli bir otoban. Siz bu şeritte normal akış içerisindeki bir trafiği 2 şeritli bir otobana çevirdiğiniz takdirde hız anormal derecede yavaşlayacak. Yani veri hızını düşürüyor devlet. Diyor ki
buraya birim saniyede bu kadar veri aktarılıyordu. Ben bunu düşüreceğim. Size örnek veriyorum. Twitter'a girdiniz veya Instagram'a girdiğinde fotoğraflar 10 dakikada zor açılacak. Şimdi ciddi bir yaptırım bu. Sosyal medya platformları evet, için. Evet. Bu yasa çıktı. Tabii Facebook, Twitter, TikTok ve YouTube, yanında da Instagram ciddi almadılar. İlk etapta 30'ar milyon lira ceza kesildi bu sosyal medya platformlarına. Daha sonra tabii YouTube açıklama yaptı. Dedi ki ben temsilci atacağım, aday arıyorum. İşte Facebook ben temsilci atacağım, aday arıyorum vesaire. YouTube atamayacağını duyurdu. Şimdi ne gibi şey, pardon, Twitter'a atamayacağını ilk başta duyurdu. Twitter'da reklam yasağı başladı o süreçte. Ve Ulaştırma Bakanımız dedi ki bant daraltması da yakında gelecek Twitter'a. Yani biz ciddiyiz, bizi ciddiye alsınlar dedi. Şimdi temsilcilik açmaya hemen hemen hepsi razı olmaya başladı. Güzel. Şimdi temsilcilikler bizim için çok önemli. Çünkü hızlı tepki verebilmesi için bu temsilciliklerin Türkiye'de olması lazım. Ve muhatap olabilmeleri için, yani muhatap bulabilmemiz için de bu temsilciliklerin bir an önce Türkiye'de faaliyete başlaması gerekiyor. Kesinlikle. Bu efendim özellikle güzel bir sistem, anlattığınız tüm detaylar. Çünkü dedik ya, yani hayatımızın her yerinde olan bu platformlarda özellikle soruna karşı, sorunun çözümüne odaklanma noktasında hızlı hareket edilmesi ve sorunumuzun çözülmesi oldukça önemli ki herkesin de bu kadar... Bu saydığınızdan kesinlikle insanların %99'unun bir tane hesabı vardır. Ki mesela biz bunlarla alakalı bir haber yapmıştık. Hangi sosyal medya hesaplarını kullanıyorsunuz diye. Yani bir tane kullanan çıkmadı. İki tane, yani en az iki tane. Hiç kullanmıyor, hiç çıkmadı zaten. Öyle söyleyelim. Ama kamuoyu yoklaması biliyorsunuzdur. Hani genele oranla şeyler olur. Demek ki yüksek potansiyelde böyle şeyler var. Pekala efendim, bu vergi noktasında mesela bu sosyal medyadaki reklamların vergi durumu noktasında mesela fenomenlerle alakalı bir gelişme olmuştu bir dönemde, biliyorsunuz, hatırlıyorsunuzdur, işte fenomenlere kötü haber, işte artık vergi alınacak vesaire vesaire. Bununla alakalı ne gibi gelişmeler var? Şu anda vergi denetimi yapılıyor. Bununla alakalı ek yasal düzenleme yasasına gerek yok. Çünkü vergi hukukum bakımından gelir elde ediyorsanız bunun vergisini vermekte yükümlüsünüzdür. Şimdi bir gelir elde edildiği ortadadır. Yani bir kazanç sağlandığı ortadadır. Bunda asgari ücretliye uygulanan vergi nasıl tahsil ediliyorsa bu fenomenlerden de aynı vergi oranlarıyla verginin tahsil edilmesi şarttır. Yani tabii bunu işte birazcık şey yapıyorlar, işte ortaya konuşup aslında kendilerini mağdur göstermeye çalışıyorlar ama devlet, yani bütün dünyada aslında sistem aynıdır. Devlet tüm gelirlerden vergisini almakla görevlidir. Kişi de kendi, yani yükümlülüklerindendir, vatandaşlık yükümlülüklerindendir, vergisini vermekle yükümlüdür. Yani bununla alakalı bir çalışma yok şu anda. Sadece vergi denetimleri yapılıyor çünkü giriş çıkışları sabit, vergisel denetim yapılıyor. Kesinlikle. Pekala efendim, özellikle sosyal medya hesaplarını konuşurken yine yapılan suçların cezaları noktasında ne gibi, kanun neler söylüyor, bunları da dinleyelim. Şimdi bizde sosyal medya üzerinden yapılan belli suç tipleri var, sıklıkla karşılaştığımız. Nedir efendim? Şimdi mesela sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler. Biz bunları hakaretin nitelikli hali, yani cezayı arttırıcı olarak görüyoruz. Yer oranında arttırır. Hani kameralar önünde nasıl yapılmışsa bu hakaret, sosyal medyada da aslında kamuoyuna açıklanmış bir durum var. Bu nedenle ağırlaştırıcı sebep olabilir. Tehdit yine aynı şekilde. Tehdit de sosyal medya üzerinden gerçekleşebilir. Suçu ve suçluyu övme, sıklıkla karşılaşılan sosyal medya üzerinden işlenmiş suçlardan biridir. Bunun dışında örnek veriyorum, yani yeni bir suç tipi aslında şu anda gündemde de yok. Sosyal medyanın zorbalıkla alakalı şu anda bazı ülkelerde bununla alakalı çalışmalar yapılıyor. Bazı zorbalık faaliyetlerinin kişi intihara sürüklediği ortaya çıkıyor. Yani bu intihara teşvik, yönlendirme gibi algılanmaya başlandı. Örnek veriyorum, bir Twitter'da hiç alakasız bir hashtag açıp kişinin üzerine çok gidip o kişinin intihar etmesine sebep olunabildiği bazı ülkelerde görülmüş. Bazı şeyleri şu an Twitter yönetiyor efendim, doğru mu? İşte şu tutuklansın, akşam tabii, alınmış içeri, Twitter görüyoruz mahkemesi mesela diyorlar onlara da. Enteresan. Şimdi
Yeni suç tipleri aslında göreceğiz gibi. Aslında yani şu anda dünya üzerinde görülmeye başladı, işte dediğim gibi intihara yönlendirme gibi. Türkiye'de tabii bununla karşılaşmadık henüz. Benim bildiğim yok. Ama birçok aslında TCK kapsamında işlenen suçlarda yine sosyal medya üzerinden işlenebilir hale geldi. Anladım. Yani normalde birine hakaret suçu neyse cezası tabii, sosyal medyada da aynı. Tabii tabii. Ya bunu işte ifade özgürlüğüyle vesaire karıştırmamak gerekiyor. Yani dışarıda ifade özgürlüğü yani eleştiri sınırı neyse sosyal medyada da odur. Sosyal evet. medyada sevmediğiniz biriyle alakalı hakaret fiilini gerçekleştiriyorsanız bunun zırhı ifade özgürlüğü değildir. Evet. Yani şimdi efendim bununla alakalı sıkıntılı durumlarla siz zaten karşılaşıyorsunuzdur. Hani bize de denk geliyor. İşte sürekli rahatsız edildiği bir kişinin sürekli istenmeyecek görüntülerle karşılaştığı, sürekli işte aranmaya çalışıldığı falan vesaire vesaire ki sosyal medya artık her şeye imkan sunuyor biliyorsunuz. Bu hesapları kapatsanız dahi ya da başka önlemler alsanız dahi bunları önleyemiyorsunuz ki yani bir olayın çözümü de örnek veriyorum sosyal medyadan birisi bizi platformdan bize mesaj taciz ya da istenmeyen durumlar hakaret ediyorsa biz çözüm olarak bunu kapatmak ya da silmek olarak bunu düşünmemeliyiz yani. Bu bizim bir kullandığımız bir şey doğru mu efendim? Evet. Bunun çözümünü bulmamız gerekiyor diye düşünmeliyiz. Yani böyle sıkıntılar var cezaları da var. Tabii ki. Sıkıntı yok kesinlikle. Böyle şeyler varsa değerli izleyenler, sizi rahatsız edenler, size karşı böyle istenmeyecek hakaret içeren şeyler söyleyenler, Avukat Muammer Uçan'a ulaşabilirsiniz. Kendisi de bu konuyla zaten özellikle ilgileniyor. Onunla alakalı da şöyle bir şey söyleyeyim Yalçın Bey. Tabii Kayseri'deki bütün meslektaşlara ulaşabilirler. Tabii aynen. Burada sıkıntı. Yanlış anlaşılma olmasın. Kesinlikle doğru. Muammer Uçan beyefendi şu anda çok güzel bir alçak gönüllülük örneği sergiledi. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Biz de özellikle de biz o konuda da şeyiz yani kanuna uygun hareket etmek isteriz. Tabii. Avukatlık kanunu bizde reklama veya reklama teşvik et şeyleri yasaklar. Bu konuda sen özür dilerim. Estağfurullah. Tabii ki bu şeyi belki bilmiyordunuz. Hani Kayseri doğru. Ben hani ve bundan veya tüm Türkiye'deki avukat meslektaşlarım da aynı şekilde yardımcı olacaktır. Tabii kesinlikle öyle. Dediğiniz gibi efendim sizler özellikle vatandaşların bu sorunlarını gidermek adına zaten görevlisiniz doğru tabii mu? Tabii ki. Bunun için iş yapıyorsunuz. Ben onun için hani söyledim ki. Değil. Şeyde, değil hani yanlış anlaşılmasın. Böyle bir durum evet. Yanlış anlaşılacak bir durum yok. Şimdi efendim suçları söyledik. Bir de WhatsApp vardı bir dönem. Evet. WhatsApp hala var da WhatsApp ile alakalı bir gündem maddesi geldi ortaya. İşte WhatsApp işte kişisel verileri alacak, dağıtacak vesaire artık kullanacak. İnsanların rızasını açık bir şekilde istediği yerde kullanacak vesaire vesaire denildi. Nedir efendim? Detayını bir sizden bilin. Yalçın Bey bununla alakalı tabii ben bir vatandaş olarak sizle de aynı şeyi konuşmuştum hatırlarsanız. Evet. Şimdi WhatsApp'la alakalı durumu yani kişisel verilerin ihlaliyle alakalı durumu yani bununla alakalı eleştiriyi nereden paylaşıldığını gördüm. Twitter'dan paylaşıldığını gördüm. Facebook'tan paylaşıldığını gördüm. Veya Instagram üzerinden paylaşıldığını gördüm. Şimdi bu bana çok gülünç geldi. Şöyle gülünç geldi. Yine kişisel bir verinizi yani bununla alakalı aslında kendi düşüncenizi yine kişisel verilerinizi toplayan bir platform üzerinden deklare ediyorsunuz. Evet. Şimdi WhatsApp bugüne kadar bu işlemi yapmıyor muydu? Yapıyordu. Yani kişisel verilerin, işte mesajlaşmanızın belli aslında kod kelimelerin analizini yapıp depoluyordu. Şimdi sadece WhatsApp'ı WhatsApp olarak görmeyelim. WhatsApp'ın elindeki, yani WhatsApp'ın üst şirketi Facebook'tur. Şimdi Facebook bu verileri zaten işleyen bir kurum. Bununla alakalı da ciddi yargılamaları yaşandı. Yani Amerikan Senatosu'nda ciddi bir yargılama yaşadılar. Evet. ABD seçimlerine kadar gitti. Tabii. Yani, konu. Aynen. Yani şimdi zaten bu veri depolama işlemlerini yapıyorlardı. Daha sonradan WhatsApp kullanıcılarına bir sözleşme sundu. Dedi ki, bu sözleşmeyi eğer onaylarsanız biz verilerinizi Facebook gibi üçüncü parti şirketlerine vereceğiz. Yani bunu zaten yapıyordu. Resmi bir platforma dökmek istedi. Şimdi insanlar tabii belli başlı işte Telegram, Signal gibi uygulamalara geçiş yaptı. Şimdi dediler ki bu güvenli. Şimdi ülkemizde olmayan yani serverdan hiçbir güven bekleyemezsiniz. Evet.
Şimdi bu diğer iki tane popüler uygulama da ülkemizde değil maalesef. Yani bunların serverları başka ülkelerde. Şimdi uçtan uça şifrelenmiş mesajları bütün bu platformlar uçtan uça şifreleyip karşı tarafa gönderiyor. Önemli olan bu değil. Önemli olan oradaki çerezler. Telegram ve Signal Türkiye'nin değil miydi efendim? Değil. Yani Allah Allah. Herkes de ona Telegram, geçti. Telegram ikisi de Amerikan menşeli olması lazım. Yani biri Rus ya da biri Rus, biri Amerikan menşeli olması lazım. Yine yerli uygulamalar var. Yerli uygulamalar var ama onların da VIP galiba. Evet, altyapı desteğini kimin verdiğini bilmiyorum. Şimdi altyapı destekleri önemli. Yani bu verilerin depolandığı sistem çok önemli. Bu ülkemizde bunların yani olmayışı maalesef veri güvenliği noktasında bizi ciddi bir sıkıntıya sokuyor. Şimdi burada WhatsApp'la alakalı durum, rekabet kurulu bir açıklama yaptı, bir süreç başlattı. WhatsApp'ta geri çekmiş görünüyor. Yani şu anda hala WhatsApp kullanıyoruz ki o dönemde WhatsApp'ı terk edeceğini söyleyenler de şu anda hala aktif WhatsApp kullanıyor. Aynen. Çünkü bütünleşmiş vaziyette bizler artık. Evet. Yani bunun çözümü başka platformlar mı? Açıkçası değil. Sadece ben kullanıcılardan şunu söylüyorum. Özel nitelikli bilgilerinizi bu platformlarla paylaşmayın. Sıklıkla bu reklam içerikleriyle karşılaşabilirsiniz. Sadece WhatsApp, Facebook, Twitter, işte örnek veriyorum Instagram sizi bununla zorlamayacaktır. Telefonunuzda yüklediğiniz birçok uygulama sizden resimlerinize ulaşma yetkisi, kameranıza ulaşma yetkisi, mikrofonunuza ulaşma yetkisi istiyor. Aynen. Şimdi bunlara verdiğiniz izinlerle zaten siz bu verilerinizi aslında dışarıya aktarmış oluyorsunuz. Ve rızamızı almış oluyor. Tabii rıza da alınıyor. Yani buna izin veriyorsunuz siz. Sadece bunlarla kaynaklanmıyor. Yani işte WhatsApp size bir sözleşme metni gösterdi. Siz de bundan şüphe duyabilirsiniz. Normaldir. İmzalamaya da bilirsiniz. Yani onaylamaya da bilirsiniz ama işte örnek veriyorum bir oyun yüklediniz. Bu oyun sizin kameranıza, işte dediğim gibi mikrofonunuza, fotoğraf albümünüze, rehberinize kadar ulaşma yetkisi var. Şimdi bu işte cookie istediğimiz çerezler kısmı da aslında bu şekilde. İşte bir internet sitesine girdiğinizde orada bir onaylama metni çıkıyor. Diyor ki işte bu sitede çerezler var, kabul ediyor musunuz? Genellikle kabule basıyorlar. Evet. Şimdi bu ne demek? Sizin girdiğiniz işte galeriyi, örnek veriyorum sizin girdiğiniz haberleri analiz yapıp bir sonra da işte Google Advertisement'tan reklam girişine sebep oluyor. Evet. Siz de bir sonraki şeyde bir bakıyorsunuz Google'un yanındaki reklam butonunda bir işte az önce şemsiye haberlerine baktınız, şemsiyeleri görmeye başlıyorsunuz. Aynen. Şimdi sadece WhatsApp'la kaynaklı değil bu. Yani birçok uygulamada bu var. Aynen telefonla. Tabii. Peki efendim telefonlar işte bu uygulamalar sayesinde bizler dinleniyor muyuz? Şimdi Yalçın Bey şöyle tabii biz çok fazla film izliyoruz. Yani bu casusluk filmlerine bizim ülkemizde birazcık fazla rağbet var. Dizilerde bu aslında bir obje olduğunda çok fazla tutuyor. Şimdi böyle bir hani işte kulaklığı takıp birisi sizin işte anlık görüşmelerinizi veya ortamdaki görüşmelerinizi dinlemiyor olabilir. Hani ihtimal de yüksektir. Dinlemiyordur muhtemelen ama belli tabii yazılımlar sayesinde belli kodların, örnek veriyorum kalem kelimesini algıladığında işte sizin telefonunuza kalem reklamlarının gelebileceği belli. Yani bunun analizi hızlı bir şekilde yapay zeka ürünleriyle aslında tespit edilip size bunun seçenekleri sunuluyor. Aslında dinleme biraz bu noktada. Genel olarak tüm konuşulanlar dinlenmiyor da böyle cımbızla alınır bunlar. Yani dinlenmiyoruz. Yok dinlen. Yani onu yani şöyle söyleyeyim Yalçın Bey. Aslında bununla alakalı biz de daha önceden bir toplantıda konuşmuştuk. Şimdi dünya üzerinde örnek veriyorum. 700 milyon daha fazla da 700 milyon kişi aktif akıllı telefon kullanıyor. İşte günlük şu kadar saat örnek veriyorum. Telefon görüşmesi, şu kadar mesaj. Bunları depolayabilecek şu anda bir merkez yok. Yani ciddi bir veri kalabalığına sebep bu. Aynen. Yani ciddi maddi külfeti de var bu işin. Hani hedef noktası dinlenebilir mi?
suç önleme bakımından, suçu ortaya çıkartma bakımından dinlenebilir, kayıt altına alınabilir ama bu hedefteki kişi yapılır. Ama tüm toplumu dinleyip işte kayıt altına almanız, yani bir günlük dahi veriyi saklayamazsınız. Yani çünkü kamera kayıtlarına bile baksanız, örnek bakımından söylüyorum. İşte bir kamera kaydı, o kamera kayıt cihazının veri depolama şeyine bağlı 10 gün tutulabiliyor. Onun dışında silinip üstlerine tekrar yazılması gerekir. Evet. Yani bu sebeple aslında o dinleme o şeyi çok mümkün gözükmüyor. Ama reklam amacıyla. Tabii reklam amacıyla analiz yapılıyor. Kesinlikle. Özellikle bu noktada hani şunu insanların çoğu biliyor da siz de söylediniz zaten. İşte ya işte geçen gün de bunu konuştuk. Aa bir baktık işte bunun reklamı falan filan dediği olay tam da burada. Tabii. Ortaya çıkıyor. Ya bildirimlerine girsinler. Bildirimleri diyorum şeyde uygulama izinlerine. Uygulama izinleri içerisinde birçok uygulamanın yanında işte kamera izninin açık olduğunu görecekler. Evet. Mikrofonun açık olduğunu görecekler. Aynen. Mesela o konuda ben şey yapmaya çalışıyorum. Bunu zaten sizden dinlemiştim. Gerekli olmadıkça izin vermiyorum demiştiniz. Doğru mu? Mesela bir konumla alakalı. Konumunuzu görmek istiyor falan filan diye. Şimdi geliyorum. Navigasyon uygulaması konum isteyebilir. Aynen. Ama bir oyunun konum istemesi sizden saçma açıkçası. Aynen. Kesinlikle efendim. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Peki WhatsApp'la alakalı insanlar ne yapsınlar? Kabul etsinler mi? Kabul etmesinler mi? Şimdi WhatsApp benim tahminime göre, tabii rekabet kurumu bir süreç başlattı ama kullanıcı sayısının fazlalığı, platformun teknoloji gücü kullanıcılarına muhtemelen bu kullanıcı sözleşmesini dayatacak gibi. Yani geri adım atılmayacak gibi görünüyor. Şimdi Avrupa Birliği'nde bu süreç uygulanmıyor. Yani böyle bir veri paylaşımı söz konusu değil ama bizim gibi ülkelerde bunu zoraki de olsa bize kabul ettirecekler gibi. Şimdi ben biraz veri güvenliğinden ziyade bu zorlamaya karşıyım. O yüzden diğer platformlara geçilmesini, veri güvenliği açısından söylemiyorum. Yani veri güvensizliği hepsinde var. Verinin güvenli olduğu tek bir platform yok. Veri güvensizliği değil, benimki sadece zorlama bakımından ki Türk milleti de zorlamayı kabullenmedi benim gördüğüm. Doğru. Yani WhatsApp kullanımını biraz daha düşürmekte fayda var. Evet, pekala. Efendim özellikle bu konuda oldukça önemliydi. Vatandaşların WhatsApp konusunda ne yapacağız, nasıl bir yol izlemeliyiz ya da verilerimiz paylaşılacak mı? Efendim gönderdiğimiz fotoğraflar, sesler vesaire vesaire. İşte hatta bir ara şöyle bir şey oldu işte. Gönderdiğimiz seslerden, o ses kaydımızdan tüzel kişi oluşturulacak. İşte kişi oluşturulacak. O şekilde dolandırıcılıklar vesaire vesaire. Hiç yapmadığımız, hiç işlemediğimiz suçları yapmışız gibi. O ses kayıtlarıyla vesaire vesaire. İşte bu da izlediğimiz filmlerden mi kaynaklanıyor? Tabii. Biraz da onlar. Yani çok distopik şeyler evet, bunlar. Evet, bunlar uçuk şeyler tabii. Bunlara olmayacağını söylüyorsunuz. Ama şu da önemliydi. Güvenli olan hiçbir platform yok. Tamamen kişisel verilerimizin güvenli olduğu, tamamen güvenli olduğu bir kurum şeyi yok dediniz. Bu da önemli. Pekala efendim, özellikle dijital dünyanın bu reklam hilelerini de konuşmuş olduk bu vesileyle, o çıkan reklamları. Bir de efendim sosyal medya üzerinde yapılan dolandırıcılıklar. Bunlarla alakalı ne gibi yaptırımlar var ve nasıl dolandırıcılıklar oluyor, buyurun. Şimdi biz bunu sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıktan ziyade Yalçın Bey, bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenmiş hırsızlık veya dolandırıcılık suçu gibi düşünebiliriz. Şimdi dolandırıcılık eğer bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenmişse yine dolandırıcılık suçunun nitelikli halini oluşturur. Ve bunun yanında aslında TCK'nın sanırım 142. maddesindeydi. Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarla alakalı, yani hırsızlık suçlarıyla alakalı özel bir hüküm konuldu. Bu özel hükümde bilişim sistemleri kullanılarak bir hırsızlık suçu işlendiğinde bunun ayrı bir ceza gerektirdiğine değinildi. Ve bilişim sistemi kullanılarak kişinin eğer hesaplarından para veya değerli eşyaları çalınmışsa bunun hangi suç tipi olacağı açık şekilde yazıldı. Şimdi bizim en çok karşılaştığımız dolandırıcılık tipi aslında hırsızlıktır bu ama adı yani kamuya işte halk dilindeki adı artık dolandırıcılık. Phishing yöntemi diyoruz. Yani biraz balık tutmaktan geliyor ama tam kelime aynı değil. Şimdi genellikle sosyal medya
platformlarında verilen reklamlarla karşılaşırsınız. Bunu örnek veriyorum, bir Facebook platformuna girdiğinizde sağ köşede sanırım reklam butonlarında dikkat ederseniz işte Denizbank araba dağıtıyor. Örnek veriyorum, Halk Bankası işte tablet veriyor. Reklamı görürsünüz. Bu reklama tıkladığınızda Denizbank sayfası veya Halkbank sayfası açılır. Bu aslında Halkbank'ın veya Denizbank'ın kendi sitesi değildir. Kopyalanmış bir sitedir. Burada müşteri numarası ve şifresi istenir. Siz de bunu girersiniz. Giremezsiniz bir anda hesaba. Aynı anda bu sitenin kurucularına bu müşteri bilgisi, numarası ve şifresi mesaj olarak gider. Ve dolandırıcılar hemen telefonlarından veya internet bankacılığı üzerinden bu şifreyi girerek içerideki paranın tamamını başka hesaplara aktarmaya başladılar. Şu anda ciddi sayıda bu dosyalarla karşılaşıyoruz. Yani sıklıkla yaşanıyor. Şimdi bunun önüne geçemiyoruz. İşte bankalar sürekli diyor ki hani bizim sitemiz dışında hiçbir siteye giriş yapmayın. Ama kişi o URL koduna bakmıyor. İşte açılmış o görüntü varsa sahte web sitesi direkt buraya giriş yapıyor. Şimdi biz bununla sıklıkla karşılaşıyoruz. İkinci karşılaştığımızsa dolaylı aslında dolandırıcılık. İşte bu telefon dolandırıcılıkları vardı. Bir ara daha sıktı. Şimdi biraz azaldı. İşte aradığında kişiyi tüm bilgilerini saymaya başlıyor. Yani sanki gerçekten bir kolluk gücüymüş gibi. Hı hı. İşte babasının, annesinin adını, işte doğum tarihini vesaire. Halbuki bu dolandırılan kişiler şunu bilmiyor. İşte annesiyle babasının adını, resimlerini sosyal medyadan paylaşmış. He. Doğum gününü paylaşmış. Aynen öyle. Doğru. İşte çocukların adını paylaşmış, dayısını paylaşmış. Örnek veriyorum, anne kızlık soyadını oradan bulabiliyorlar. Şimdi bunlar tabii paylaşılmayacak şeyler değil ama bunları paylaşırken de dikkatli olmak lazım. İşte bu kötü niyetli kişiler bu bilgileri aslında derleyip toplayıp size karşı sizi manipüle etmek amacıyla kullanıp daha sonradan da af buyurun birazcık şey olacak, aptal yerine koyuyorlar insanları. Evet, maalesef, maalesef. Şimdi biz bunlarla sık karşılaşıyoruz. Hı hı. Hani bu şu demek değil, sadece iki atipik örnek var değil. Aslında insan zekası çok farklı. Bu dolandırıcıların zekası da çok farklı. Aslında daha spesifik dolandırıcılık yöntemleriyle de karşılaşacağız gibi görünüyor. Maalesef ki mesela yenileri olmuş efendim. Ben özellikle örneklerine denk geldim. Size işte virüs bulaşıyor, artık virüs mü neyse, mesaj geliyor. Mesaja tıklıyorsunuz dediğiniz gibi. Hesabınız ele geçiriliyor. Nasıl olduğu anlamsız. İşte Instagram hesabı ya da diğer platformlar. Hemen biliyorsunuz artık bu tür sosyal medya hesaplarının tamamında story özelliği var. Hı hı. O story'de işte bir vatandaşın yardıma muhtaç olduğunu, onunla alakalı yardım içinde işte şu IBAN numarasını işte ne kadar para gönderirseniz gönderin diye böyle hikayeler paylaşıyor, hı hı, sürekli. Hani gerçekten o kişi paylaşmış gibi yani tamamen. Yani dolandırıcılık sistemine bakar mısınız? Yani? Tabii yani dediğim gibi çok farklı dolandırıcılık yöntemleriyle biz karşılaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü sosyal medya çok açık bir alan. Hı hı. Yani yeniliklerin aslında nasıl diyeyim, yenilenebilir halde bir platform. Dolayısıyla kötü niyetli kişiler de bunu aslında daha farklı şekilde kullanacak gibi görünüyor. Kesinlikle dikkat etmeliyiz. Tabii dikkat etmek gerekiyor. Aynen öyle. Muammer Bey, bu konular çok çok önemli efendim. Sizin son olarak vatandaşlara söyleyeceğiniz, vereceğiniz mesajlar neler olur? Yalçın Bey, ben teşekkür ederim bizi dinledikleri için. Şimdi tabii COVID-19'la mücadele tüm hızıyla devam ediyor, hı hı, tüm dünyada ve ülkemizde. Dünya Sağlık Örgütü geçenlerde bir açıklama yapmıştı. Dedi ki yalan haberler virüsten daha tehlikelidir. Şimdi biz buna infodemi adını veriyoruz. Yani yalan bilgiler maalesef, COVID'le alakalı yalan bilgiler sosyal medya hesaplarından sıklıkla paylaşılıyor. İnsanlar aslında yanlış yönlere sevk ediyor. Bu bilgiler paylaşılırken kaynağına ve ne amaçladığına özellikle dikkat edip ona göre paylaşmak, tabii, gerekiyor. Bu bilgileri paylaşırken daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Çünkü cidden 100 yıldır görülmeyen bir salgın
pandemi süreci yaşıyor tüm dünya ve ülkemiz. Evet. Vatandaşlar da bu süreci yaşıyor. Bu bilgilerin paylaşılırken dikkatli olmasını, kaynağının özellikle tespit edilmesi, tespit edildikten sonra paylaşılmasını özellikle rica ediyorum ben. Kesinlikle. Efendim çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten konu çok önemliydi. Vermiş olduğunuz bilgiler, değindiğimiz her nokta çok önemliydi. Gerçekten böyle bilgi dolu bir program oldu. Ağzınıza sağlık efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Değerli izleyenler, Bir Gündem Özel programının daha sonuna geldik. Avukat Muammer Uçan bugünkü yayın konuğumuzdu. Efendim kendisinden gerçekten çok önemli bilgiler dinledik diyebiliriz. Dijital dünya ve yeni düzeni konuştuk. Sosyal medya hesaplarını konuştuk efendim. Özellikle sanal alemin ne olduğunu ve şu an sanal alemle alakalı ne gibi gelişmelerin olduğunu Muammer Uçan'dan dinlemiş olduk. Gerçekten söylemiş olduğu konular çok çok önemliydi. Bizim bilgilerimiz, verilerimiz, sosyal medya hesaplarımız ne demek? Artık bununla alakalı yaptırımlar, sorunlar ne durumda? Detaylarını konuşmaya çalıştık. Ben Sayın Muammer Uçan'a bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, sanal alem, sanal dünya bizim hayatımıza bu kadar girmişken gerçekten ama gerçekten dikkatli olmamız gerekiyor. Bilmemiz gereken durumlar var. Her şeyi paylaşmamakta gerçekten iyi yapabiliriz. Onları söyleyelim. Kişisel verilerimizi koruma noktasında da kendimize öncelikle düşen görevleri yerine getirmeliyiz diye düşünüyoruz efendim. Avukat Muammer Uçan'a ben bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.